Herkese merhaba. Bu videomuzda İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 103 Matematik 1 dersinin çalışma sorularının 8.sinin çözümlerini yapacağız. Konu içeriği olarak integral uygulamaları. Birinci soruda bir düzlem bir küreyi iki parçaya ayırmaktadır. Düzlem kürenin merkezinin B birim uzağından geçiyorsa, B A'dan küçük, dilimleme ve silindirik kabuk yöntemleri ile küçük parçanın hacmini bulunuz. Şimdi şöyle yapmaya çalışalım. Önce bir şekil çizelim. Şöyle eksenlerimizi alalım. X ve Y eksenleri. Şöyle bir küremiz olsun. Kürenin bir kesitini alayım. 3 boyutlu çizemeyeceğim için. Şuradan da şöyle bir düzlemle kestiğimi düşüneyim. Şöyle bir düzlemle kestim. Şuradaki kapak şeklindeki kısmın hacmini, bunu 3 boyutlu olarak düşünürseniz buranın hacmini bulmaya çalışıyoruz. Diyelim ki şurası şöyle olsun. Demişti ki düzlem kürenin merkezinin B birim uzağından geçiyor. Şurası B birim uzağından geçmekte. Burada da sanırım şu A da yarıçap olmalı. Eksik bilgi olduğunu düşünüyorum. Şurası da A olsun. Şuradaki herhangi bir uzaklığa x dersek, şu nokta x noktası olursa, şu uzaklık ne olur? Bu şeyin çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir a kare olduğu için y kareyi ya da y'yi çekersem y eşittir karekök içinde a kare eksi x kare gelir. Yani şu uzaklık bu gelir. Şimdi dilimleme yönteminde şöyle bir şey yapıyoruz. Dilimleme yönteminde buralardan kesitler alınca, kesitleri aldığımız zaman neler görürüz? Biz daireler görürüz. Kesitleri aldığımız zaman şöyle bir daire. Biraz daha ileriden bir kesit aldığımız zaman daha küçük bir daire, daha küçük bir daire, daha küçük bir daire. Bu daireleri üst üste koyarak bu hacmi taramaya çalışıyoruz. Peki bu bir tane dairenin alanını nasıl bulabilirim? Şu uzaklığa x dediğime göre bu x'e bağlı olarak şunu tespit ettim. Y'nin uzunluğunun ne olması gerektiğini tespit ettim. Şurada bir tane ben şey alırsam, daire alırsam, şu dairenin yarıçapını buldum. Bu dairenin alanı da o zaman ne olacaktır? Pi çarpı r kare. R değerim de şuradaki y değeri, karesini alırsam pi çarpı a kare eksi x kare. Bir tane dairenin alanı bu. Biz bu dairenin alanını integre edersek x'ler nereden nereye değişmekte? B'den başlıyor a'ya kadar gidiyor. X'ler b ile a arasında dx. Bu bize buradaki hacmi vermiş olacak. Hesaplarsak pi tamam a kare x gelir. X kare içinde x küp bölü 3 gelir. Sınırlar b ve a. Pi çarpı a koyarsam a küp eksi a küp bölü 3 eksi yine pi koyalım. B'li ifadesi a kare b eksi b küp bölü 3 olur. Bu ifadede düzenlenebilir. Diğer yönteme geçelim. Dilimleme metoduyla bu hacmi bulduk. Kabuk yöntemiyle de aynı hacmi, aynı sonucu bulmamız gerekir. Bulduktan sonra kontrol edebilirsiniz. Silindirik kabuk yöntemi. Silindirik kabuk yöntemi neydi? Döndürme yaptığımız zaman oluşan şekiller. Bu şeyi, küreyi döndürme yaparak elde edebilirim. Küreyi elde etmeme gerek yok aslında. Bizim sadece şu kısmı döndürmemiz yeterli olacak. Şöyle diyelim. Burası x, burası y. Biz sadece şurada bir daire dilimi almak istediğimiz için ben şunun grafiğini de biliyorum. Şunun denklemini de biliyorum. Y eşittir karekök içinde a kare eksi x kare. Şu bize bunu verir. Sadece üst parça. Şöyle kırmızıyla yapayım onu. Sadece üst parça. Burada y'ler pozitif olduğu için normalde y kare eşittir a kare eksi x kare olduğu için karekökünü alınca artı eksi gelir. Ama biz sadece pozitif kısmı ile ilgilenelim. Sadece üst kısmını alalım. Bu üst kısmı x ekseni etrafında döndürdüğüm zaman 3 boyutlu bir şekil elde ederim.
Bu üç boyutlu şeklin şeyini bulmaya çalışıyoruz. Hacmini bulmaya çalışıyoruz. Neyle? Silindirik kabuk yöntemiyle. Yani biz şurayı orayı tamamen kırmızıyla yapayım. Şu kapalı bölgeyi, bu kapalı bölgeyi x eksen etrafında döndürürsek şeyi elde edebiliriz. Hacmimizi elde edebiliriz. Neyle istiyordu? Silindirik kabuk yöntemiyle istiyordu. Silindirik kabuk yönteminde silindirler çizmeye çalışıyoruz. Neyin etrafında çevireceğim? X etrafında. Şöyle bir tane silindir almaya çalışayım. Şöyle bir tane silindir aldık. Silindirik kabuk yönteminde ne etrafında çeviriyorsam onun tersi şeklinde yazılır integral. X etrafında çevirdiğim için integralimizin y'li olacağını söyleyebilirim en başta. Bunu tespit etmek işimizi kolaylaştıracak. İntegral y'ye bağlı olacak. Şöyle d'ye yazalım. Yazacağımız her şey y'li olacak. Bu silindirin yanal alan nasıl hesaplanır? 2 pi r h. Bu silindirin r'si nedir? Bu silindirin y'si. Ben hangi yükseklikten aldıysam bu silindiri onunla göre değişecek. Yani şuradaki y uzunluğuna göre değişecek. Zaten y'ye göre integre edeceğim için o zaman şu y'ye göre yarıçap belirleyebilirim. Bu şeyi silindiri buradan almış olsaydım şöyle y olmuş olacaktı. Şuradan almış olsam yine y. Y'ler nereden nereye gezer onlara bakacağız. Yani burada şu yarıçapımız r oldu. H uzunluğu da şurası. H uzunluğunu nasıl bulabilirim? Bu noktadan bu noktayı çıkartırsam bu noktanın denklemi neydi? Bu mesafeyi şöyle söyleyebilirim. Şuraya denk gelen kısma alttaki şeyine x dersem buraya ben şu yeşil olan kısmın uzunluğuna x eksi b diyebilirim. Çünkü şurası b idi. X eksi b uzunluğuna sahiptir. X'i nereden alıyorsam x eksi b. Ama burada demiştik ki biz y cinsinden yazılacak. O zaman h eşittir x eksi b demiştim. Bunu ben y'ye çevirmem gerekir. Şurada bu denklem yardımıyla x'i çekersem ne diyebilirim? Karekök içinde a kare eksi y kare olur. X'i çektiğim zaman bu gelir. Bir de buraya eksi b yazıyorum. H da bu. H eşittir karekök içinde a kare eksi y kare eksi b. Yani burada yaptığımız şey x'ler arasındaki fark. X eksi b ama x'i de şu denklem yardımıyla çekip y cinsinden yazmam gerekiyor. Çünkü integralim y'ye bağlı olacak. Bunu yazdıktan sonra yerine yerleştirelim. 2 pi r h demiştik formülümüze. 2 pi r h. R değerimiz ne çıktı? Y demiştik ona. 2 pi y h değerimiz de karekök içinde a kare eksi y kare eksi b gelir. Peki y'ye göre integre ettiğimiz için sınırlar neler? Y'ler nereden nereye değişmekte bu bölgede? Şu noktadan bu noktaya. Sıfırdan nereye kadar? B koyarsam x yerine karekök içinde a kare eksi b kareye kadar gider. Karekök içinde a kare eksi b kare. Bu da bize aynı yerin hacmini vermiş olacak. Yukarıda da bulmuştuk. Aşağıda da benzer şekilde bulabiliriz. Bu integrali nasıl hesaplayabiliriz? Çok zor değil. Şu parça kolay. Kısaca değinelim. Bakalım ne bulabiliriz. Şu birinci parça için önce ayrı ayrı yazayım bunu. Sıfırdan karekök içinde a kare eksi b kare. 2 pi y karekök içinde a kare eksi y kare. Bu parça kolay. dy diyelim. Sonra ne kaldı? 2 pi y çarpı b. Eksi 2 pi b. Bunlar sabit gelmiş olacak. Sıfırdan karekök içinde a kare eksi b kareye kadar. Şurada da y var. dy. Bu kısımda a kare eksi y kare eşittir t dersem eksi 2y dy eşittir dt yapar. Sınırlar da değişmeli. 0 koyarsam y yerine 0 koyunca t eşittir a kare. Şurası a kare. Y yerine karekök içinde a kare eksi b kare koyarsam bunun karesini alınca sadece b kare kalır. Şurası b kare oldu. 2 pi y dy hatta 2 y dy yerine
2y d'ye yerine eksi dt yazabilirim. Şurada bir pi kalır. Eksi pi dt. Şu karekökle de t demiştik. Kök t dt gelir. Eksi 2 pi b. Burada da y kare bölü 2 koyarım. Sıfırdan karekök içinde a kare eksi b kareye. Birinciyi integre edersem eksi pi t üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. T üzeri 1 bölü 2 idi. Üstünü 1 artırıp böldüm. Buraya a kare b kare koyarsam eksi 2 pi b y kare bölü 2. İkiler gitmiş. Şu 2'yi yazmama gerek yok. Eksi pi b pi çarpı b y'nin karesinden a kare eksi b kare gelir. 0 koyunca 0 gelir. Birinci kısımda düzenlersem eksi 2 bölü 3 pi. Bunu bir paranteze alayım. Şunları almış oldum. B kare koyarsam b kare 3 bölü 2. kuvveti olunca b küp gelir. B küp. A koyunca da eksi a küp gelir. Eksi pi çarpı b çarpı a kare eksi b kare gelir. Ben burada kıyaslamayı yapmayacağım. Yukarıda bulduğunuz sonuçla bunu kıyaslayabilirsiniz. İkinci soruda kapalı bir bölgemiz var. 0, y, 1 eksi x kare demiş. Y 0 ile 1 eksi x kare arasındaymış. Bu bölgeyi bir çizelim. Y eşittir 0 demek x eksen demek. Y eşittir 1 eksi x kare. Y eşittir 1 eksi x karenin grafiği de şöyle. Y eşittir 0 şurası. Y eşittir 1 eksi x kare de burası. Bunun arasında kalan kısım şu kısım olur. Bu kısmı ne yapacakmışız? X eksen etrafında çevirecekmişiz. X eksen etrafında çeviriyoruz. Bunun etrafında çevireceğiz. Önce A şıkkıyla başlayalım. Disk metodu kullanabilirim. Yani disk metodu nedir? Şunun etrafında çevirdiğim zaman, şöyle kesitler aldığım zaman daire dilimleri bulurum. Bu daire diliminin alanı nedir? Pi çarpı r kare. Pi çarpı r kare formülüyle ne yazmam gerektiğini bulacağım. Bir de şunu söyleyeyim. X etrafında çeviriyorsam ve disk metodunu kullanıyorsam, disk metodunda hangi eksen etrafında çeviriyorsam o cinsten integral gelir. Silindirik kabuk yönteminde tersi, x etrafında çeviriyorsam y'ye bağlı bir integral yazarız. Burada disk metodu kullanacağım için, yani şöyle diskler alıyorum. Diskleri yan yana yan yana yan yana koyup bu hacmi tamamlamaya çalışıyoruz. Disk metodu kullandığım için ve x etrafında çevirdiğim için her şey x cinsinden olacak. Peki şu yarıçapı ben ne olarak söyleyebilirim? Burada neydi? Y eşittir 1 eksi x kare eğrisiydi. Şu kısım x olmuş olsa, bu nokta x olmuş olsa, bu uzunluk da x'e bağlı olarak elimde şu denklemden faydalanarak, o elimdeki şu denklemden faydalanarak y eşittir 1 eksi x kare diyebilirim. O zaman yarıçapımız 1 eksi x kare olur. Formülümüz neydi? Disk metodunda pi çarpı r kare, yani 1 eksi x karenin karesi dx. Peki x'ler nereden nereye gitmekte? Ben bunu nerelerde yapacağım? Şu noktadan bu noktaya kadar herhangi bir yerde x alarak aynı işlemlere devam edebilirim. Burada daire dilimi, burada daire dilimi. Bu daire dilimlerini nerede alabilirim? Eksi 1 ile 1 arasında. Burası da eksi 1 ile 1 arası olacak. Hesaplayalım. Eksi 1'den 1'e kadar pi çarpı. Bunu açarsam x üzeri 4 eksi 2x kare artı 1 olarak gelir. İntegralini alalım. X üzeri 5 bölü 5 eksi 2x küp bölü 3 artı x sınırlar eksi 1 ve 1. Pi çarpı 1 koyunca 1 bölü 5 eksi 2 bölü 3 artı 1. Eksi 1 koyunca da bunların eksilisi gelecek ama çıkarttığım için de bunun 2 katı gelmiş olacak. 2 pi diyeyim şöyle başına. Eksi 1'i de dahil etmiş oldum. Eksi 1 koyduğum zaman aynı şeyleri elde edeceğim. Negatiflerini elde edeceğim. Arada da çıkartma işlemi olduğu için yine pozitif olmuş olacak. Bunun 2 katı olmuş olacak. 2 pi. Şurada ne yapabilirim? Şunları halledebilirim önce. 1 bölü 3. 1 bölü 5 artı 1 bölü 3. 8 bölü 15 gelir. 2 pi de başta var. 16 bölü 15 pi gelir. A şıkkı tamam. Y eşittir 1 doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen cisim demiş. Tekrar şeklimi çizeyim.
Şöyle bir şeklimiz vardı. Şu bölge. Şu noktada 1 olması lazım. X'e 0 verirsem. Evet, Y 1 olur. Şunun etrafında çevireceğim şimdi. Bunun etrafında çevireceğim. Y eşittir 1. Şurası X ekseni. Burası Y ekseni. Pull metodu kullanırsam. Disk metodu pull metodundan çok farklı bir şey değil. Burada arada çıkartmam gereken kısım olmadığı için disk metodu diyorum. Pull metodu da ortada çıkarttığım bir kısım varsa şu kısım dıştaki kısımların alanını nasıl bulabilirim onu düşünüyorum. Burada mesela şöyle daire dilimleri alsam pull metodu, disk metodunun kardeşi diyebilirim. Şöyle bir yarıçap gelecek ama şu kısım lazım değil. Yani bunun açık görüntüsünü bu kesitin açık görüntüsünü şöyle yapmaya çalışırsam şöyle dışta bir daire var, içte bir daire var ama içteki dairenin içi boş. Şuralar dolu olmuş olacak. Bu daire diliminin yani diskin alanı nedir? Bunu bulmaya çalışacağız. Peki nasıl bulurum ben bunun alanını? Şuna büyük R dersem, şuna da küçük R dersem, pi çarpı büyük R kare eksi küçük R kare. Büyük daireden küçük daireyi çıkartıyorum demek. Peki büyük R ne olur bu sorumuzda? Büyük R dediğimiz şu komple olan kısım. Bu y eşittir birden x eksenine doğru gittiği için şurada nereden alırsam alayım bunu. Nereden alırsam alayım hep 1 olacak. Yani büyük R değerimiz eşittir 1. Peki küçük R değerimiz nedir? Küçük R'den kastımız içinde çıkartacağım kısım. Bu kısım. Peki bu kısma ne diyebilirim ben? Bu kısmı nasıl ölçebilirim? Birden başlıyor ve şu uzunluğa kadar gidiyor. Y'ler arasındaki fark diye düşüneyim. Burada y eşittir 1. Diğerinde de y eşittir 1 eksi x kare var. Mesela şu uzunluğa x demiş olsam şu yükseklik 1 eksi x kare olur. Birden 1 eksi x kare şu yüksekliği çıkartırsam üstteki kısmı bulmuş olurum. Küçük r'de ne olacak? 1 eksi 1 eksi x kare. Üstteki noktadan alttaki noktayı çıkartıyorum. Buradan birler gittiği için bu da x kare gelir. O zaman hacim eşittir. Pi çarpı büyük R kare eksi küçük R kare. Yani şu daire dilimlerinin bu disklerin alanları D X. Disk metodu, pull metodu aynı şeyler, aynı, benzer şeyler demiştik. Burada Y eşittir bir etrafında döndürmek demek. X'e paralel bir şey etrafında döndürdüğüm için disk metodunda ne etrafında çeviriyorsam o cinsten integral geliyordu. Başta da onu konuşalım. Yani x cinsinden bir integral geleceğini baştan söyleyebilirim. Çünkü x'e paralel bir şey etrafında çeviriyorum ve disk metodu kullanıyorum. Bunu uygularsam x'ler nereden nereye gezmekte? Aynı şekilde eksi 1'den 1'e kadar geziyor. Pi çarpı büyük R'nin karesi 1, küçük R'nin karesi x üzeri 4 dx. Bu integrali alırsam pi x eksi x üzeri 5 bölü 5 sınırlar eksi 1 ve 1 eşittir pi. 1 koyarsam 1 eksi 1 bölü 5. Eksi 1 koyarsam artı 1 eksi 1 bölü 5. 1, 1, 2. 2 eksi 2 bölü 5. 8 bölü 5. 8 pi bölü 5 gelir cevabımız. Üçüncü sorumuz. Köşeleri 0, eksi 1, 1, 0, 0, 1 noktalarında bulunan üçgensel bölge. Bunu bir çizelim. Sıfır eksi bir şurası. Bir sıfır burası. Sıfır bir de şurası. Şöyle bir üçgensel bölgemiz var. Burası dahil. Bunu ne yapacakmışız? A şıkkında x eşittir 2 doğrusu etrafında. X eşittir 1 de burası. Şurası x eşittir 2 doğrusu. X eşittir 2 doğrusu etrafında. B y eşittir 2 doğrusu etrafında. Şurası 1. Y eşittir 2 de şurada olacak. Onu ayrıca tekrar şekli çizerim B şıkkında. X eşittir 2 etrafında çevirmek istiyorum. Ne yöntemi kullanayım? İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Burada silindirik kabuk kullanalım mesela. Silindirik kabuk yöntemi için ben herhangi bir yerden şöyle silindir alayım. Şöyle bir silindir aldım. Bu silindirin yanal alanlığı
nasıl bulunur? Bu silindirin yanal alanı. Yanal alanı 2 pi r h formülüyle bulunur silindirin yanal alanı. Yani böyle bir kesit aldığım zaman şöyle dışındaki kısımları nasıl bulabilirim? Bu silindiri başka bir yerden alacağım. Başka bir yerden böyle yan yana koyup hacmi komple kapatmaya çalışıyoruz. Silindirler yardımıyla. Silindirin yanal alanları yardımıyla. Peki 2 pi r h. R nedir? Bu silindirin yarıçapı nedir? Bir de şunu söyleyeyim. Ben ne etrafında çeviriyorum? X eşittir 2. Y'ye paralel. Y etrafında çeviriyor gibi düşünebilirim. Silindirik kabuk yönteminde tersi cinsinden geliyordu. Yani y etrafında çeviriyorsam integralim x cinsinden olacak. Silindirik kabuk yöntemi. İntegralim x cinsinden olacaksa şuraya ben şu noktaya ben x demiş olsam şu mesafe yarıçap olacak. Bu yarıçapı ben nasıl söyleyebilirim? 2 eksi x diye söyleyebilirim. Bu yarıçapımız 2 eksi x olur. Peki yüksekliğimiz ne olur? Yükseklik de şurası. Üstten 6 çıkartırsam yüksekliği bulurum. Şunun denklemi nedir? 1'e 1 noktasından geçiyor. Eğimi eksi 1 olan bir doğru şu. Eğimi eksi 1 olan bir doğru olduğu için y eşittir eksi x formatında yanına artı eksi bir şey gelebilir. Şu noktayı koyarsam x yanına 1 koyarsam y'si 0 geleceği için şuraya artı 1 gelmekte. Alttakinin denklemi bunun eğimi 1 y eşittir x. X yerine 1 koyunca 0 geleceği için şuraya y eşittir x eksi 1 koyuyorum. Şu y'ler arasındaki mesafe bize bu doğru parçasının uzunluğunu yani h yüksekliğini verecek. Yukarıdaki y değerimiz nedir? Eksi x artı 1. Eksi aşağıdaki ise x eksi 1. Çıkarttığımız zaman eksi x eksi x eksi 2 x artı 2 gelmekte. Tekrar kontrol edeyim. Eksi x şuradan eksi x. Eksi 2 x artı 1 artı 1. Evet 2. H yüksekliğimiz de bu. O zaman hacim eşittir. 2 pi r h. R değerimiz 2 eksi x. 2 eksi x. H değerimiz ise eksi 2 x artı 2 dx. X'ler nerede peki? X'ler 0 ile 1 arasında dolaşmakta. Mesela şurada bir x değeri alırsam yarıçapım 2 eksi. Mesela 1 bölü 2 aldığınızı düşünün. 1 bölü 3 aldığınızı düşünün. Neyse. 2 eksi 1 bölü 3. 2 eksi 1 bölü 5. Hangi x değerini alıyorsam yarıçapım bu olacak. Şuradaki yüksekliğim de yine x'e bağlı olarak gelmiş olacak. Bunu integre edersem kolay bir integral. Önce aşmam icap ediyor. 0'dan 1'e kadar 2 pi çarptığım zaman eksi 4x gelir. Eksi 4x. 2, 2, 4. Eksi x, eksi 2x kare. 2x kare gelir. Eksi x. Buradan eksi 2x gelir. Dx. Eşittir. 2 pi şöyle bir dursun. X kare 2x küp bölü 3. Buradan eksi 6x'imiz var. Eksi 6x. Eksi 3x kare gelir integrali. 4'ün de 4x gelir. Sınırlar 0 ve 1. 1 koymamız yeterli olacak. 0 koyunca 0 gelir. 1 koyunca 2 bölü 3. Eksi 3 artı 4. 4 eksi 3'ten 1. 5 bölü 3. 10 bölü 3 pi. 10 pi bölü 3 cevabına ulaşırız. B şıkkında da y eşittir 2 doğrusu etrafında döndürmemizi istiyor. Tekrar çizelim. Burası x, burası y. Şöyle bir üçgenimiz vardı. Bu denklemleri de oluşturmuştum. İhtiyacımız olursa yazarız. Burası y eşittir 1. Biz y eşittir 2 etrafında çevirmek istiyoruz. Ne kullanalım? Ne kullanalım? Bu sefer disk metodu kullanmak istiyorum. Sindirik kabuk da kullanılabilir mi? Sindirik kabuk biraz daha zor gelecek. Çünkü şöyle bakalım. Mesela şuradan bir silindir aldığım zaman h yüksekliğim bununla bunun arasındaki mesafe şurası. Peki bu silindiri ben her yerde alabileceğim. Şuralardan, buralardan, buradan, buradan. Buradan aldığım zaman ise işler değişti. Çünkü buradaki sağdaki doğrum değişti.
Sindirik kabuk yöntemiyle yapmak isteseydim iki tane integralin toplamı. Çünkü haşlar farklı eğriler arasında kalıyor. Farklı doğrular arasında kalıyor. İki tane integralin toplamı olarak yazabilirdik. Kontrol edebilirsiniz kendiniz. Ben burada disk metodu kullanayım. Ya da daha genel haliyle pull metodu kullanayım. Şöyle herhangi bir yerden şöyle bir daire dilimi aldım. Şuraya kadar olan kısım dolu. Bundan sonrası boş. Yani böyle bir kesit aldığım zaman şunu görürüm ben. Ortası boş bir pull görürüm. Şuna büyük R, buna küçük R dersem büyük R kare eksi küçük R kare olur. Pi çarpı büyük R kare eksi küçük R kare. Bunun alanı bu olur. Büyük R kare, büyük R ve küçük R'yi belirlememiz lazım şimdi. Büyük R değerimiz nedir? Şurası. Burası büyük R, büyük yarıçapımız. Peki ben onu nasıl tespit ederim? Şunun ismi neydi? Y eşittir x eksi 1'di. Buradaki Y seviyesinden buradaki Y seviyesini çıkarttığım zaman Y'ler arasındaki farka baktığım zaman büyük R'yi bulabilirim. Yani 2 eksi x eksi 1. Bu da ne gelir? Eksi eksi artı 1. 3 eksi x gelir. Küçük R değerimiz yani ihtiyacımız olmayan kısım, boş olan kısım şurası. Ona da ne diyebilirim? 2 eksi şunun denklemi neydi? Y eşittir. Eksi x artı 1'di. 2 eksi eksi x artı 1. Y'ler arasındaki mesafe 1 artı x gelir. Şimdi hacmimiz pi çarpı büyük R kare eksi küçük R kare. Büyük R 3 eksi x. Bunun karesi. Eksi küçük R 1 artı x. Bunun karesi dx. X'ler nereden nereye gezinmekte? 0 ile 1 arasında dolaşıyor. İntegral sınırlarımız 0, 1. Eşittir. 0'dan 1'e kadar pi çarpı açarsam bunu x kare eksi 6x artı 9. Diğerini de açayım. Başında da eksi var. Ona da dikkat edeyim. Eksi x kare eksi 2x eksi 1 dx. X kareler gitti. Eksi 8x. Şöyle bir pi'yi yazayım. Eksi 8x eksi 4x kare gelir. Bir de artı 8 var. Artı 8'den de 8x gelir. Sınırlar 0 ve 1. 1 koyduğum zaman 4 pi gelmekte. 0 koyunca 0 geliyor. Burada cevabımız 4 pi. Dördüncü soru y eşittir 1 artı sinüs x eğrisi. Onu çizeyim önce. Y eşittir 1 artı sinüs x. Sıfırdan başlayayım. Sıfır olursa sinüs 0 0 1 değerini alır. Pi bölü 2 verdiğim zaman sinüs pi bölü 2 1 olacağı için 2'ye doğru gider. Şöyle yukarı gider. Sonra pi bölü 2 de maksimum değerini aldı. 2 değerini aldı. Pi'ye geldiğimiz zaman sinüs 0 olacak. Başında da 1 olduğu için şöyle 1'e gelmiş olacak. Bu yeterli olabilir. Eğer yetmezse devam edebilirim. Şurası da pi değerimiz. Y eşittir 1. Şurası. Y eşittir 1. X eşittir 0. X eşittir 0 y ekseni. X eşittir pi de. X eşittir 1 pi de burası. Burada istenilen alan burası olması lazım. Şunlar biraz gereksiz olmuş bence. X eşittir 0, x eşittir pi. Zaten şu y eşittir 1 artı sinüs x ve y eşittir 1 bu bölgeyi kapatıyor. Başka bir bölge anlayamadım. Bunun burası olduğunu düşünüyorum. X ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi nedir? Kolay bir şekilde elde edebileceğim şimdi. Böyle disk metodu kullanayım. Böyle diskler alırsam tek türlü halledebilirim. Disk değil pull. Ortası boş çünkü. Pull metodu deniyor buna. Disk metodu, pull metodu arasındaki tek fark. Disk metodu dolu. Her tarafı dolu. İçleri dolu. Ama pull metodunda içinde boş bir kısım var. Bu pull'un alanını nasıl bulabilirim? Pi çarpı büyük R kare eksi küçük R kare. Büyük yarıçap eksi küçük yarıçap olarak bulabilirim. Peki bu şeklimize göre büyük yarıçap nedir? Bir de integralimizi neye göre yazacağız? Onu tespit edeyim önce. Ne etrafında çeviriyorum? X etrafında. Hangi metodu kullanıyorum? Disk metodu, pull metodu. O zaman x ekseni etrafında çeviriyorsam x'e göre integral elde ederim. Her şey x cinsinden olacak. Şu uzaklığa ne diyebilirim?
1 artı sinüs x diyebilirim. Çünkü eğer şu noktamız x ise y cinsinden y'nin ne olduğunu biliyorum. Y eşittir 1 artı sinüs x. Y uzunluğunu 1 artı sinüs x olarak elde edebilirim. Küçük r değerimiz ihtiyacımız olmayan şu alttaki kısım. İhtiyacımız olmayan alttaki kısım daima 1 olacak. Ben bunu buradan da alsam şu kısım yine 1 olacak. R eşittir 1. O halde hacmimiz şu olacak. Pi çarpı büyük R kare 1 artı sinüs x'in karesi büyük R kare eksi küçük R kare. Yani 1 gelir dx. X'ler nereden nereye kadar? 0'dan pi'ye kadar. Eşittir 0'dan pi'ye kadar pi çarpı karesini alırsam 1 artı 2 sinüs x artı sin kare x gelecek. Sin kare x. Eksi 1 var. Şuradan da eksi 1. Şu eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Dx. 0'dan pi'ye kadar pi çarpı 2 sinüs x. Sin kare x yerine de yarım açı formülü kullanırsam kosinüs 2x eşittir. 1 eksi 2 sin kare x'ti. Sin kareyi çekersem 1 eksi kosinüs 2x bölü 2 olarak çekilebilmekte. Dx eşittir pi çarpı integralimiz alalım. 2 sinüs x'in eksi 2 kosinüs x yapar. Sonra şurada bir 1 bölü 2 gelecek. 1 bölü 2'nin x bölü 2. Eksi kosinüs 2x bölü 2. Kosinüsün integrali sinüs. Sinüs 2x. Aşağıda 2 var. Bir de şuranın türevini bölmem gerektiği için 4 gelir. 0 ve 2 pi. 0 ve 2 pi koyunca burası gitti. Eşittir pi çarpı. Pi koyunca kosinüs pi. Kosinüs 180 eksi 1. 2 geldi. Artı pi bölü 2. 0 koyarsam eksi 2 gelir. Yani artı 2. Yani buradan pi çarpı 4 artı pi bölü 2 cevabına ulaşırız. Beşinci soru y eşittir mutlak değer x ve y eşittir karekök içinde 1 eksi x kare eğrileri ile sınırlı bölgenin x eşittir 1 doğrusu etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini veren belirli integrali yazınız demekte. Önce bu bölgemizi çizelim. Y eşittir mutlak değer x. Y eşittir mutlak değer x. Y eşittir x'i çizersem normalde şöyledir. Ama mutlak değer x olunca alttaki kısmı yukarıya doğru yansıtırız. X eksenine göre simetrisini alırız. Y eşittir mutlak değer x. Burası olur. Y eşittir karekök içinde 1 eksi x kare. Onu da şöyle yaparsam her iki tarafın karesini alırsam y kare eşittir 1 eksi x kare. Yani x kare artı y kare eşittir 1. Bir çember verir. Bu çemberin tamamı değil. Bu çemberin sadece y'nin pozitif olduğu durumlar. Yani çemberin üst kısmını vermekte. Çemberin üst kısmı. Şöyle başka kalemle göstereyim. Çemberin üst kısmı. Şurası. Sonra y eşittir mutlak değer x. Burası. Bu eğrilerle sınırlı bölge dediği için. Şurası. X eşittir 1 etrafında döndürmek istiyoruz. Bunun yarıçapı 1 olduğu için şurası tam bir noktası olur. Şunun etrafında döndürme yapıyormuşuz. X eşittir 1 etrafında döndürme işlemi yapıyoruz. Peki biz bunu hangi metotla yapalım? Biz bunu hangisi mantıklı olacaksa onunla yapalım. Disk metodu burada bence mantıklı değil çünkü şöyle bir kalem alayım kırmızı. Şöyle bir disk alırsam büyük yarıçap burası, küçük yarıçap burası. Ama ben bu diski şu üst kısımda alırsam büyük yarıçap ve küçük yarıçaplar değişecek. Bu şekilde disk metoduyla yapmak istesem iki tane integralin toplamı şeklinde yazabilirim ben. Peki şeye bakalım. Silindirik kabuk metoduna bakalım. Onun için de ne yapıyorum? Şöyle bir silindir alıyorum. Şöyle bir silindir aldım. Bu silindiri ben nereden alırsam alayım yükseklikler hep aynı eğriler arasında kalıyor. Bu silindirin yanal alanını verecek formül oluşturmaya çalışıyorduk. Yanal alanı nasıl hesaplanır? 2 pi r h. R'si ve h'ı nedir? H dediğimiz şey şu yükseklikler. Bunu ben nerede alırsam alayım bu yükseklikler bu belirli iki eğri arasında kalmakta. H'ı direkt olarak tespit edebilirim. H
Yukarıdaki eğriden aşağıdaki eğriyi çıkartıyorum. Peki integralimiz hangi cinsten olacak? X mi, Y mi? Ne etrafında çeviriyorum? Y'ye paralel bir şey etrafında çeviriyorum. Y'ye paralel bir şey etrafında çeviriyorsam integralim sindirik kabuk metodunda X'e bağlı olarak çıkar. X'e bağlı olarak yazacağım. Yani şu mesafeyi bulmak istiyorum. Y'ler arasındaki farka bakarsam şurası yukarıda olan karekök içinde 1 eksi x kare. Eksi aşağıdaki ise y eşittir x. Burası y eşittir x'i verir. Burası y eşittir eksi x kısmını verir. Onun mutlak değerini vermiş olur. Y eşittir x dedik. O zaman eksi x diyorum. Şu kırmızı yüksekliği bulmuş oluyorum. Mavi ile çizdiğim şu anki kırmızı mavi yüksekliği bulmuş oluyorum. Peki R değerimiz nedir? R bunun yarıçapı. Yarıçapı nasıl olacak? X'e göre değişecek. Mesela tam şu noktası x noktasıysa yarıçap şurası olacak. Ne diyebilirim? 1 eksi x uzunluğuna sahiptir yarıçap. Yarıçap da 1 eksi x. Hacim eşittir 2 pi rh. R yerine 1 eksi x kare, karekök içinde eksi x. H yerine de 1 eksi x koyuyorum. Dx. X'ler nereden nereye peki? X'ler şuradan şuraya kadar. Bunları bulmamışız. Onları da bulalım. Kesişim diyelim. Kesişim. Y eşittir x olursa Y eşittir x olursa yani şu kısımdaki kesişimi bulmak istiyorum. Y eşittir x olursa x eşittir karekök içinde 1 eksi x kare gelir. Her iki tarafın karesini alırsam x kare eşittir 1 eksi x kare. 2x kare eşittir 1 olur. 2x kare eşittir 1 ise 2x kare eşittir 1 ise x kare eşittir 1 bölü 2. O zaman x 1 bölü kök 2 yapar. 1 bölü kök 2. Aynı mantıkla zaten y eksenine göre simetrik olacağı için diğer kökü de eksi 1 bölü kök 2 gelir. Hacmi veren belirli integral bu olur. Zaten hesaplayın dememiş. Hesaplamak da biraz zor bunu zaten. Çok da zor değil aslında. Karekökli bir ifade olduğu için trigonometrik dönüşüm yardımıyla hesaplanabilir. Yazması daha önemli olduğu için yazıp bıraktık. Altıncı sorudayız. Y eşittir ln x eğrisi ve x eşittir e ile y eşittir 0 doğruları tarafından sınırlanan bölge. Bunu bir çizelim. Y eşittir ln x. Başka sorularda defalarca karşılaştık bu grafikle. Y eşittir ln x. X eşittir 1 için bir kökümüz var. Birden büyük olduğu durumlarda şöyle devam ettikçe artandır. İsterseniz türeviyle kontrol edebilirsiniz. 1 bölü x. 1 bölü x zaten şunun tanım kümesi sıfırdan büyük olmalı. Sıfırdan büyük şeyler koyacağım için bu daima pozitif. Daima artan o zaman böyle devam edecek. Daima artansa aşağıdan da şöyle gelecek. Sıfırdan itibaren tanımlı olduğu için sıfıra da sağdan yaklaşırsam eksi sonsuza gideceğini biliyorum bu integralin. Y eşittir ln x'in grafiği eksi sonsuza gideceğini limit olarak integral dedim yanlışlıkla. Ln x'in limiti x sıfıra sağdan yaklaşırken eksi sonsuza gider. X eşittir 1 burası. X eşittir e şurası olsun. Y eşittir 0 da x ekseni şurası. O zaman biz burayı alıyoruz. Bunu ne yapacağız? Sınırlanan bölgenin y ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi. Bunun etrafında döndüreceğim. Disk metodu kullanabilirim. Disk metodu. Herhangi bir yerden şöyle bir disk alayım. Döndürdüğüm zaman böyle bir kesit aldığım zaman aslında ben şöyle bir şey almış oluyorum. İçi boş. Neden boş? Şu kısımlar dahil değil. Sadece bu kısım dahil. O yüzden dışı dolu, içi boş bir disk pull almış oluyoruz. Bunun alanını bulmaya çalışıyoruz. Önce integrali neye göre almamız gerektiğini tespit edelim. Ne etrafında çeviriyorum? Y eksen etrafında çeviriyorum. Disk metodunda y eksen etrafında çevirdiğim için y'ye bağlı bir integral olur. İntegralimiz y'ye bağlı olacak. Tamam. İntegralimiz y'ye bağlı olacak. Peki formülümüz neydi disk metodunda? Pi çarpı büyük r kare eksi küçük r kare. Büyük r değerimiz ne olur? Büyük r değerinden kastımız şu mesafe. Bu mesafe daima nereden çizersem çizeyim bu diski
Bu mesafe daima aynı kalmakta. Yani şurası neydi? X eşittir E. Daima E. Küçük R değerimiz ise, yani fazlalık olan kısım, şu kısım. Bu kısma ne diyebilirim? Şu mesafeye X demiş olursam, şu X'ler arasındaki mesafe, yani X eksi 0, yani X. Ama ben her şeyi Y cinsinden yazmak istediğimiz için, bu X neyin üzerinde? Bu x neyin üzerinde? Şeyin üzerinde. Y eşittir ln x üzerinde. X'i çekersem burada x eşittir e üzeri y olarak da yazabilirim. Bunu almak istiyorum. Çünkü integrali y'ye göre yazmak istiyorum. O halde hacim pi çarpı r kare, büyük r kare, e kare eksi e üzeri 2y yapar. Küçük r'nin karesi dy. Peki y'ler nereden nereye? Y'ler şu sıfır seviyesinden x eşittir e için ln e 1 olduğu için 0'dan 1'e kadar olur. Burada da hacmi veren belirli integrali yazınız demiş. Gerisi size kalmış olsun. Hesaplayabilirsiniz. 7'nin 3 tane şıkkı var. 7'nin a şıkkında y eşittir 2 eksi karekök içinde 2x eksi x kare. Böyle bir ifade var. Bunun ve y eşittir eksi x kare artı 2 eğrileriyle sınırlı bölgenin alanını hesaplayan belirli integral yazalım öncelikle. Şimdi elimizde ne var? Y eşittir 2 eksi karekök içinde 2x eksi x kare şeklinde bir ifade var. Bunu şöyle yazayım. Bunu buraya y eksi 2 y'yi de diğer tarafa atayım. Yani 2 eksi y eşittir karekök içinde 2x eksi x kare yapar. Karelerini alırsam her iki tarafın 2 eksi y'nin karesi eşittir. Bunun da karesini alırsam 2x eksi x kare yapar. 2 eksi y'nin karesi eşittir. Bunu da ben diğer tarafa alsam şöyle. X kare eksi 2x eşittir 0 yapar. 2 eksi y yerine y eksi 2'nin karesi de yazabilirim. Burada da x eksi 1'in karesi yazarsam bu tarafta bir 1 fazlalık gelmiş olur. Buraya da 1 yazarsam bu aslında bir çember. Merkezi 2'ye 1 olan, yarıçapı 1 olan bir çember. Şöyle çizelim. Merkezi 2'ye 1, x 2, y 1. Şöyle olsun. Yarıçapı 1 olacağı için x eksenine teğet olan bir çemberden bahsediyoruz. Bir daha çizmeye çalışayım. Tam güzel olmadı. Evet. Böyle bir çemberimiz var. Merkezi 2'ye 1, yarıçapı 1 olan bir çember. Tabi her tarafı değildir bunun. Çünkü şöyle y'ler ne olacakmış? 2 eksi. Burası pozitif bir ifade olacağı için y'ler 2'den küçük olacak. Burada şekli yanlış çizdik. Merkezi 2'ye 1 değil 1'e 2 olacak. Onu düzeltelim. X'i 1, y'si 2. X'i 1, y'si 2. Şöyle x'i 1, y'si 2. O zaman yarıçapı da 1 olacağı için y teğet bir çemberimiz var. Ancak burada y'ler 2'den büyük olamaz. Çünkü burası daima pozitif ya da en küçük 0 olabilir. Çünkü kareköklü bir ifademiz var. 2'den büyük olamayacağı için 2 neresiydi? Şurası. 2'den büyük olamayacak. Üst kısmı temsil etmez bu. Şu denklem. Sadece alt kısmı temsil eder. Bunu da şöyle yapayım. Sadece bu kısım. Sadece y'nin 2'den küçük olduğu yerler. Burası. Diğeri için y eşittir eksi x kare artı 2. Onun köklerini inceleyelim. Y eşittir eksi x kare artı 2. Y eşittir eksi x kare artı 2. Köklerine bakarsam eksi x kare artı 2 eşittir 0. X kare ne zaman 2'dir? X eşittir kök 2. X eşittir eksi kök 2. 2 tane kökümüz var. Kolları aşağı bakan. X eşittir 0 için 2'den geçen. Yani şöyle çizmeye çalışalım. Kök 2 neresi olur? Şurası olur. Birden. Şurası 1'di. Birden daha büyük. Şuralardan geçmekte. Burası eksi kök 2. Burası artı kök 2. O zaman arada kalan kısım burası olur. Alan sormuştu. Alanı veren integral.
Peki nereden nereye kadar? Sıfırdan başlayacak kesin. Ama burada nerede bitiyor? Ona bakmak gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? İki denklemi birbirine eşitleyebiliriz. Kesişim bulmaya çalışalım şurada. Ne var elimde? Y eşittir 2 eksi karekök içinde 2x eksi x kare ve y eşittir eksi x kare artı 2. Bu iki denklemi birbirine eşitlersem x'inde de 2 olduğuna göre o zaman şöyle bir şey gelir. 2x eksi x kare eşit olmalı x kareye. Her ikisinde de eksi var zaten. Bunlar birbirine eşit olmalı. Her ikisinin de karesini alırsam 2x eksi x kare eşittir x üzeri 4 yapar. Burada şöyle yapalım. Şöyle devam edelim. 2x eksi x kare var. Bunu ben diğer tarafa atayım. Evet, diğer tarafa atayım. 0 eşittir x üzeri 4 artı x kare eksi 2x gelecek. Onun yerine de x eksi 1'in karesi yazarsam şu an burada bir fazlalık oldu. Şuraya da bir eksi 1 eklerim. X üzeri 4 eksi 1'i dikkate alırsam onu şöyle çarpanına ayırabilirim. 0 eşittir x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 artı x eksi 1'in karesi. Burada yine x kare eksi 1'i de 2 kare farkı yardımıyla çarpanına ayırırsam x eksi 1 x artı 1 x kare artı 1 artı x eksi 1'in karesi. Burada şunu görüyorum. X eksi 1 parantezine alırsam bir tane kökümüz de x eşittir 1 gelmekte. Yani şu kesişim noktamız aslında x eşittir 1 olacakmış. Yani şöyle çizmem gerekiyormuş. X eşittir 1'den geçiyormuş. Şunu düzeltebilirim. Şöyle yaptık. X eşittir 1'den geçip devam edecekmiş. Şurası x eşittir 1 noktası. Orası çok önemli değil. Şekli düzeltmiş olduk. Peki x nereden nereyeymiş? 0'dan 1'e kadar. Alan bulmak istiyordum. Yukarıdaki eğrimizin ismi neydi? Eksi x kare artı 2. Eksi x kare artı 2. Yukarıdaki eğri eksi. Aşağıdaki eğri ise şu. Bu. Bunu çıkartırsam 2 eksi karekök içinde 2x eksi x kare. Bunların hepsine de büyük bir parantez koyayım. Dx. Bu integrali aldığımız zaman arada kalan bölgenin alanını bulmuş oluruz. B şıkkına geçelim. B şıkkında ne etrafında? Aynı bölgeyi x eşittir eksi 3 etrafında döndürmemizi istiyor. B şıkkına geçelim. Şekli tekrar çizeyim. Merkezi 1'e 2 olan bir çemberimiz vardı. Şöyle y eksenine teğet bir çember var. 1'e 2. Bir de şöyle bir eğrimiz vardı. Tam bir noktasından geçmekteydi. Biraz daha düzgün çizmeye çalışayım. Şöyle olsun. Burası eksi kök 2. Burası artı kök 2 idi. Ne etrafında demiştik? X eşittir eksi 3 doğrusu. X eşittir eksi 3 doğrusu şuralarda bir doğru. X eşittir eksi 3. Şu alanı, bu bölgeyi bunun etrafında çevirmeye çalışıyoruz. Disk metodu olabilir. Disk metodu kullanılır. Çünkü şöyle şeyler aldığım zaman, diskler aldığım zaman disk metodundan ziyade pull metodu desem daha doğru olur. Çünkü arada boş kısımlar olmuş olacak. Disk metodu, pull metodu kullanıyorum. Burada ne etrafında çeviriyorum? Y ekseni etrafında gibi düşünebilirim. Y'ye paralel bir şey etrafında çeviriyorum. İntegralim Y'ye bağlı olacak. Tamam. Y'ye bağlı bir şey yazmaya çalışacağız. Disk metodunda ne yapıyorduk? Şöyle bir diskimiz oluyordu. Dıştaki alanı bulmaya çalışıyorduk. Büyük R, küçük R dersek büyük R kare eksi küçük R kare. Başında da pi. Pi çarpı büyük R kare eksi küçük R kare şeklinde aldığımız bir tane kesitin, bir tane pulun, diskin alanını buluyorduk. Büyük R değerimiz nedir? Şöyle başlıyorum. Büyük R değerimiz şu eğri ile şu nokta arasında kalan mesafe. Peki o eğrinin ismi neydi? Eksi x kare y eşittir eksi x kare artı 2 idi. Şurası da x eşittir eksi 3. X eşittir eksi 3. Şimdi şu x'ler arasındaki mesafeyi bulmaya çalışıyorum.
Bu mesafeye x dersem, x'i ben y cinsinden nasıl elde edebilirim? Şuradan x'i çekersem, x kare eşittir 2 eksi y olacağı için x eşittir karekök içinde 2 eksi y yapar. Yani şuradaki bir şeyi y cinsinden, mesela hangi y'yi aldıysam bu y cinsinden x'i elde edebilirim. X cinsinden y'yi elde edebilirim. X eşittir karekök içinde 2 eksi y. Neden yaptım bunu? Aradaki mesafe aslında normalde x eksi eksi 3, x artı 3'tü. Ama ben dedim ki y'ye göre integre edeceğim. Y'ye göre integral almam gerekiyor. O zaman bu x yerine bunun eşiti olan, bu denklem yardımıyla bunun eşiti olan ne yazabilirim? Karekök içinde 2 eksi y yazabilirim. Bunu yazmış oldum. O x yerine bunu yazacağız. Normalde ne demiştim? Büyük R eşittir x eksi eksi 3. Ama y'ye göre yazmak istediğimiz için 2 eksi y artı 3 şeklinde elde ederim büyük R'yi. Küçük R ise, küçük R ne demek? Küçük R bize lazım olmayan kısım demek. Şuradan aldığımız zaman şu çembere kadar olan kısım. Bu bize lazım değil. Bunu nasıl elde edebilirim? Şuradaki x'ten eksi 3'ü çıkartırsam x eksi eksi 3 yine aynı. Ama bu sefer buradaki x'imiz çember üzerinde bir nokta. Çemberin denklemi de neydi hatırlayalım. 2 eksi karekök içinde 2x eksi x kare. 2 eksi karekök içinde 2x eksi x kareydi. Buradan x'i çekmeye çalışalım. Diyelim ki x 2 eksi y eşittir karekök içinde 2x eksi x kare. Karesini alırsak 2 eksi y'nin karesi eşittir 2x eksi x kare. Onu da şöyle yazalım. 2x eksi x kare. Şöyle yazsam burada bir eksi bir fazlalık. Şuraya bir koyarsam kontrol ettiğiniz zaman bunu açtığınız zaman 2x eksi x kareye ulaşırsınız. O zaman şöyle yapalım. X eksi 1'in karesini diğer tarafa atayım. 1 eksi 2 eksi y'nin karesi de burada dursun. Karekök alayım. X eksi 1 eşittir karekök içinde 1 eksi 2 eksi y'nin karesi. 1'i de karşıya atarsam 1 artı karekök içinde 1 eksi 2 eksi y ya da y eksi 2 de diyebilirim. Y eksi 2'nin karesi şeklinde x'i elde edebilirim. X'leri elde ettik. X'i elde ettik. Tamam. Ne demiştik burada? X artı 3 olarak elde edeceğiz demiştik. Bunu yazıyorum. Y cinsinden yazmam gerektiği için. Bir de artı 3'üm olacağı için 4 artı karekök içinde 1 eksi y eksi 2'nin karesi şeklinde küçük r'yi de elde etmiş oluyoruz. Büyük R ve küçük R'yi elde ettiğimize göre hacmimiz şöyle hesaplanacak. Büyük R'nin karesi eksi küçük R'nin karesi D, Y. Peki Y'ler nereden nereye? Y'ler bu bölgede hangi aralıklarla sınırlı? Şu x eşittir 1 için x eşittir 1 için Y karşılığı ne? Ona bakmam gerekiyor. Üst sınır zaten belli 2'den geçiyor. Alt sınır x eşittir 1 için ne gelmekte bu eğrilerimizde bakayım. X eşittir 1 koyarsam 1 gelmekte. O zaman y'ye de birden başlıyor. Birden başlayıp 2'ye kadar devam ediyor. Büyük R ve küçük R'yi tespit ettik. Bunları yerleştirip bitiriyoruz. Sonra gelelim C şıkkına. Burada ne demiş? X eşittir eksi 3 doğrusu etrafında döndürülmesi elde edilen cismin hacmini pull yöntemiyle. Biz önce C'yi yapmış olduk. Şimdi B'ye dönelim. C'yi yapmış olduk. Disk metodu, pull metodu kullanmış olduk. Şimdi kabuk yöntemiyle aynı hacmi veren integrali yazacağız. Bu B şıkkı olacak. Bu C oldu. C'yi çözmüşüz. Şimdi kabuk metoduyla bunu çözmeye çalışalım. Şöyle bir 1'e 2 noktası vardı merkezi. Y eksenine teğet bir çemberimiz vardı. Tam çizemedim. Tekrar deneyeyim. Şöyle bir çemberimiz var. Burası 1, burası 2. Şöyle de bir polinomumuz, parabolümüz vardı. Şurasıydı. Bunu x eşittir eksi 3 etrafında çeviriyorum. X eşittir eksi 3. Kabuk yönteminde ne yapıyordum? Bir yerden ben bir silindir alıyordum. Şöyle bir silindir almaya çalışacağım. Şöyle. Şöyle kapatayım. Tamam. Şöyle bir silindir aldık. Bu silindirin yarıçapı ne olacak?
Önce integralimizi neye göre yazacağız? Y etrafında çeviriyorum. Y'ye paralel bir şey etrafında çeviriyorum. Aynı şey. Y etrafında çeviriyorsam silindirik kabuk metodunda bunun tersi. X'e göre integral almam gerekiyor. İntegralim X'e göre olacak. Bunu tespit ettim. X'e göre olacaksa silindirik kabuk yönteminde ne yapıyordum? Yanal alanı hesaplamaya çalışıyordum. 2 pi r h. Bu silindirin yarı çapı nedir? Şurasıdır. Peki bu nereye gidiyor? Şuraya ben x dersem burada bu kadar x var. Şurada da 3 birimlik bir mesafe var. X artı 3 gelir r değerimiz. Yarı çapımız x artı 3. X'i ben nereden alırsam alayım. Şuradan aldım mesela. X artı 3. Şuradan aldım. X artı 3. X'i de gezdirdiğim için bu arayı tamamen kapatabiliyorum. Şimdi h değerine bakayım. H değeri de şu eğriler arasındaki mesafe. Neye göre yazılacaktı? X'e göre. Yukarıda hangi eğrimiz var? Eksi x kare artı 2 eğrimiz var. Yukarıdaki eğriden aşağıdaki eğriyi çıkartıyorum. Burada x'leri değiştirmeme gerek kalmıyor. Çünkü sonucu ben x'li istiyorum zaten. X'e göre integre edeceğim için. R ve h belli olduğu zaman ne diyordum? 2 pi r h. Bunları götürüp yerine yazıyorum. 2 pi r h. R ve h'ı yerine götürüyorum. Peki bölgemizde x'ler hangi aralıkta gezinmekte? 0 ile 1 aralığında. 0'dan başlıyor 1'e kadar bu bölgemiz. 0 ile 1 aralığında bunu integre ettiğimiz zaman R ve h'ı yerine koyduğumuz zaman oluşan hacmi bize verir silindirik kabuk yöntemiyle.